Buyurunuz. Karadeniz'deki felaket malum. Maalesef. Hala aramalar sürüyor ve bir umudumuz elbette ki var. Güzel kardeşlerimiz tez zamanda inşallah bulunacak. Batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında şu ana kadar bakıyoruz ediyoruz, bir sonuç henüz yok. Aileler kıyıda nöbet tutuyor, umut nöbeti. Endişe, gözyaşı birbirine karışmış durumda. Ancak eminiz ki tez zamanda bulunacaklar ve ailelerine kavuşacak 11 denizcimiz. Buyurunuz. Mesaj attı. Baba bir gemi sürükleniyor. Hakkınızı helal edin dedi. O son mesajdan sonra evladından hiçbir haber alamadı. Karadeniz'deki felakette kayıp denizcileri arama çalışmaları sürerken kıyıda umut, endişe ve gözyaşı birbirine karıştı. Buraya geldik. İnşallah ölüsünden dirisinden haber alırız. Kafka Metler isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi Ereğli Limanı'nda fırtınaya yakalanmış, sürüklenerek mendireye çarptıktan sonra da 12 kişilik mürettebatıyla batmıştı. Dünden beri buradayız, bekliyoruz. Ereğli'den hava şartları biraz daha normale döndü. Ekipler özellikle askeri bölgenin hemen yanında bulunan, yani geminin çarptığı mendireğin çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Su altı dalgıçları arama yaparken havadan da uçaklar onlara destek veriyor. Kayıp 11 denizcinin yakınları o kıyıda nöbetteydi. Benim oğlum vardı. Ümidimizi kesmedik. Bekliyoruz yani. Geminin 3. kaptanı Mustafa Nacar'dı. Liman içerisinde sürüklendiği o dehşet dolu anlarda eline telefonunu aldı ve babasına mesaj attı. O mesaj belki de son mesajıydı. Mesaj bile tam yazamamış. Baba bir gemi sürükleniyor. Hakkınızı helal edin dedi. Sonrasında aradık taradık, irtibatı kuramadık. Evliydi. 3 aylık eşi hamile, daha işte 1-1,5 yıl oldu evlenelim. Çalışmalar sırasında gemiden ilk ize ulaşıldı. Geminin çarptığı mendireğin çevresinde ekipler gemiye ait bazı kalıntılar buldu ve çalışmalarını o noktada yoğunlaştırdı. Geminin ikinci makinisti Göksel Özel son konuşmasını eşiyle yapmıştı. Dalga var dedi şu an dedi. Çok zor durumdayım dedi. Çocuklara dikkat et, hakkını helal et dedi. Bir saat öncesi. Çocuklarının tek isteği babalarına kavuşmaktı. Bir an önce dönmesini istiyorum. Onu gerçekten çok özlüyorum, onu çok seviyordum. Cansız bedenine ulaşılan gemi aşçısı Metin Usta daha önce Azrail'e çalım atmıştı. 20 sene önce Çanakkale Boğazı'nda Rus gemisi kendi gemisine çarptı. Gemiden kurtulan iki kişi kaldı. Birisi Metin. Cenazesi memleketi Giresun'dan gözyaşlarıyla, dualarla son seferine uğurlandı. Allah ailelerine, geride kalanlarına sabırlar versin. Allah rahmet eylesin. Bir tane denizcimiz öldü. 11'i aranıyor. Onu elbette söyleyelim öncelikle. Elbette. Karadeniz Ereğlisi. İnşallah tez zamanda onlardan da bir haber gelebilsin diyelim. Aynen elbette Murat'cığım. Ama tabii atmış oldukları mesajlar ve göz göre göre yaşamış oldukları durum gerçekten ciddi bir facia. Çok büyük bir üzüntü. Büyük bir bilinmezlik var. Bütün havadan, karadan, denizden dalgıçlar İHA'larda katılmıştı. Aramalar sürüyor. İnşallah tez zamanda bulunacaklar. İnşallah. İşte o yavrumuzun, kızımızın, babamızın inşallah gülen, ağlayan yüzü, umut, daha doğrusu umutlu, endişeli bekleyişi umuda dönecek, evet, ve sevince dönecek. Onu da dualarımızla bekliyoruz hep beraberce. Bu arada tabii sadece Zonguldak'ta, Karadeniz Ereğli'de bu gemi değil ama genel olarak bölgede ciddi bir hasar da söz konusu. Evet, gelen mesajlar arasında oldukça söylemek fazla gerekiyor. Aynen öyle. Geçmiş olsun Karadeniz Ereğlisi'ne. Aynen öyle. Dolayısıyla umudumuzu kaybetmiyoruz ve dualarımızı hep beraber aramayı sürdürüyoruz. İnşallah. Yani.